Evet, herkese merhaba. Ahmet Çevik ben. Bu videomda size Levent Kırca'nın bilinmeyen yönlerini anlatmaya çalışacağım. Bana sorduğunuz en çok soruları yanıtlamaya çalışacağım. 1. Levent Kırca yaptığı makyajları kendi mi yapıyordu? 2. Levent Kırca alkolik miydi? 3. Levent Kırca dinsiz miydi? Levent Kırca ciddi biri miydi? 5. Levent Kırca gerçekten komik bir adam mıydı? 6. Levent Kırca o sarhoş taklitlerini yaparken gerçekten içki içiyor muydu? İşte bu soruların cevaplarını şimdi size tek tek anlatacağım. Eğer ki anlatırken başka sorular da aklıma gelirse onları da hemen devreye sokacağım. 1. Levent abi yaptığı bütün makyajları evet kendisi yapıyordu. Saatlerce oturuyordu. Aynanın karşısına, yapacağı kişinin resmini karşısına koyardı. Ona baka baka makyaj malzemeleriyle çizerdi. Bir taraftan da bir video olurdu. Onun sesini dinlerdi. Taklit edeceği kişinin sesini dinlerdi. Sesini de en az onun kadar yakınlaştırmaya çalışırdı. 2. Levent abi alkolik miydi? Hayır, Levent abi alkolik falan değildi arkadaşlar. Bir yere gittiğimiz zaman bile bir kadeh rakısını sırf insanlara eşlik edebilmek için içen bir insandı. Kesinlikle 25 senesini veren birisi olarak söylüyorum. Bunları anlatırken bu gerçekleri hiçbir menfaati olmadan anlatıyorum. Hani eğer şu an onun yanında çalışıyor olsaydım derdiniz ki, belki diyenler olabilirdi. Levent Kırca'ya yalakalık yapıyor. Levent Kırca'ya yaranmaya çalışıyor diyebilenler olabilirdi. Ama kesinlikle öyle bir şey değil. Hayatım boyunca hiç kimseye yalakalık yapmadım bile. 3. Levent Kırca dinsiz miydi? Levent Kırca, size küçük bir örnek vereyim. Oyuna çıkmadan önce sahne arkasında duasını eder, öyle sahneye çıkardı. Dinsiz bir adam bunu yapar mı? Yapmaz. Levent Kırca sarhoş taklidi yapmadan önce kesinlikle alkol kullanmıyor arkadaşlar. Levent Kırca bir oyuncu. Yaptığı tek şey vardı. Burnunun üzerine kırmızı ruju sürer, hafif kırmızılaştırır. Bir parça da böyle göz altlarına yapar, şuralarına. Hani sarhoş olan insanların böyle burunları falan kırmızı olur ya. Biraz da soğuğun da etkisiyle. Tek yaptığı şey budur. Alkolü almadan sarhoş taklidini yapıyor. Yaptı hayatı boyunca. Bir sarhoştan çok daha iyi sarhoş taklidi yaptığı için belki de bu haftayı ona taktılar. Ama kesinlikle Levent Kırca alkolik değildi. Levent Kırca evet resimler yapar. Annesi öğretmen, babası da ressamdı. Ondan kalan bir yeteneğe sahipti. Ve bütün yaptığı makyajların hepsini kendi yapıyordu. Saatlerce uğraşıyordu. En çok da Mustafa Kemal Atatürk'ü benzetebilmek için 7 saat aynanın karşısında makyaj yapmıştı. Yemek molası dahi vermiyordu biliyor musunuz? Tek yaptığı şey, çünkü yemek yerse makyajı bozulabilirdi, makyajı akabilirdi. Tek yaptığı şey pipetle sıvı alabilmek. Su. Soda içerdi, su alırdı. Çünkü bir an önce o makyajı yapıp, makyaj akmadan kamera karşısına geçip rolü oynamak ve sizin karşınıza çıkabilmek. İşi de çok ciddi bir adamdı. Asla şeye aman oldu bittiye getirip ay şurayı şöyle yapsak aman bu da olur. Hadi oldu bittiye getirmezdi hiçbir işi. Kesinlikle her şeyin en iyisini yapmaya çalışırdı sizin için. Başka şu anda aklıma gelen şeyler bunlardı. Levent Kırca'nın bilinmeyen yönlerini size anlatmaya çalıştım. Çok fazla uzatmak istemedim sizleri de sıkmamak için. Eğer ki videolarımı paylaşmamı istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basıp beni takibe alın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bazı şeyleri anlatmaya devam edeceğim. Haftada 2 günde olsa size videolar paylaşacağım. Herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Beni takipte kalın.